Türk savunma sanayinin lider kara aracı üreticilerinden Otokar, 2021 yılını yüksek bir performansla kapattı. 2021 yılında istikrarlı büyümesini sürdüren Otokar, minibüs, otobüs, kamyon ve askeri araç satışlarından elde ettiği geliri %55 artışla 4,5 milyar liraya çıkardı. Şirketin esas faaliyet kârı da %69 artışla 1 milyar 76 milyon liraya ulaştı. Otokar, 2021 yılında %49 artışla 345 milyon dolar ihracata imza attı. Şirketin yatırım harcamaları da bir önceki yıla göre 5'e katlanarak 203 milyon liraya ulaştı. Otokar satış gelirinin yaklaşık yarısını askeri araçlardan elde etti. Şirketin 2021 cirosunun %45'ini askeri araç satışları oluşturdu. 2020 yılında 1 milyar 360 milyon lira askeri araç geliri sağlayan Otokar, bu yıl 2 milyar lira sınırını aştı. Askeri araç satışları şirketin cirosuna bu kez 2 milyar 11 milyon liralık katkı yaptı. Askeri araç satışının tamamına yakını yurt dışına gerçekleştirildi. Bunun sonucu olarak da askeri alandaki gelirin %99'unu yurt dışı satışlar oluşturdu. Şirket toplam ihracat performansının %67'sini de askeri araçlardan sağladı. Otokar'ın askeri araç satışları adet olarak da arttı. 2020 yılında 178 askeri araç satışı gerçekleştirilirken, 2021'de bu sayı 216'ya çıktı. Şirketin elinde 2021 sonu itibarıyla 2 milyar 163 milyon lira değerinde zırhlı araç ve otobüs siparişi bulunuyor. Savunma sanayisinde NATO ülkelerinde ve Birleşmiş Milletler güçleri görevlerinde aktif olarak görev yapan Otokar askeri araçları Türkiye yanında 35'ten fazla dost ve müttefik ülkeye ihraç ediliyor. Otokar 2021 yılında Arma 8x8 zırhlı araç ve Tulpar paletli muharebe araçla Kazakistan ordusunun zorlu şartlarda gerçekleştirdiği testlerini üstün başarıyla tamamladı. Avrupa'nın önde gelen robotik ve otonom sistem geliştiricisi Milrem Robotics ile otonom askeri araç geliştirme konusunda işbirliği anlaşması imzalandı. Ayrıca Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep 2 ürün ailesine eklendi. Otokar, Kobra ve Ural'ın da aralarında bulunduğu zırhlı araçları da kapsayan savunma sanayindeki geniş ürün ve kabiliyetlerle yurt içi ve dışındaki varlığını artırmayı amaçlıyor.